sürgününde bu hafta bundan 40 yıl önce gerçekleşmiş bir talihsiz dönemin tahlilini yapacağız. 12 Eylül 1980'de bir darbe oldu. Türkiye'nin en karanlık siyasi dönemlerinden biri başladı. Ben o zamanlar gençtim. Sohbet arkadaşlarım olan Erkin ve Arsen henüz bu dünyada değildiler. Şimdi o konuda bir hem hafıza tazeleyelim, hem bir değerlendirme yapalım. Hem de belki kuşaklar arası algı farkları hakkında biraz bir takım gözlemlerde bulunalım dedik. O halde programımıza öyle başlayalım. Hoş geldin Erkin Ergüney, hoş geldin Arsen Nişanyan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Türkiye tarihinde bir sürü darbe oldu. Bunlardan en çok bahsedileni 1980 darbesi. Herkesin anlattığı ve popüler kültüre ve kitaplara, yazına, edebiyata her şeye yansıyan. Belki bunun değiştiğini göreceğiz işte 15 Temmuz vesaire şunu da bunu da ama sanmıyorum. Bu darbe niye bu kadar önemli? Niye herkesin dilinde ve aklında bu kadar yer etti 1980 darbesi? Çünkü birkaç şey bir araya geldi ve Türkiye 1980-83 dönemecinde çok ciddi bir kırılma yaşadı. Yani siyasetin dili, uslubu, sınıflar arası dengelerin niteliği, siyasi kurumların yapısı ve spektrumu ciddi bir şekilde değişti, çok değişti. Yani bunu birçok şeyde görebiliyoruz. Popüler kültür değişti. Yani benim ilgi alanım olduğu için söylüyorum. Kişi adlarının dağılımı değişti. Birçok şey değişti Türkiye'de. Birkaç şey üst üste geldi. Yani zaten darbeden kısa bir süre önce Türkiye çok ciddi bir ekonomik reform yolunda bir adım atmıştı. Süleyman Demirel hükümeti zamanında. Kaç Ocak, 24 Ocak kararları denilen şeyle Türkiye açık ekonomi, açık piyasa ekonomisine doğru çok devasa bir adım atmıştı ki bunun tam sonuçları 3 yıllık askeri dönemin sonunda kendini gösterdi. Fakat ekonomik dönüşüm işin bir boyutudur. Eski iki siyasi partinin en azından bir süre için siyasetten çekilmesi ve Turgut Özal'ın kişiliğinde yeni bir dönemin, yeni bir atılımın başlaması önemli etkili olmuştur. Fakat sorunuzun cevabı bunlar değil galiba. Sorunuzun cevabı galiba bunlar değil. Belki de Türkiye'nin en azından o zamandan yani 1970'lerde 80 darbesi öncesindeki zamanda ve sonrasında belki de özellikle de bizim takip ettiğimiz yayınlı, yazınlı, yazan eden, çizen tayfaya çok şey olduğu için belki bize bu kadar yoğun geliyor. Yani ben büyürken izlediğim işte 12 Eylül konotasyonlu film, dizi, kitap vesaire haddi hesabı yok. Ama belki de bu benim okumayı tercih ettiğim şeylerle alakalıdır. Belki de bize böyle geliyordur. O cenah asıl darbeyi 12 Mart darbesinde yemişti. Yani Türkiye'de o belli bir 1960'lar entelektüelleri denilen kesimin, yani Atatürkçü ilerici solcu ve ülkenin asıl sahibi olduğu konusunda en ufak bir kuşkusu olmayan geniş bir zümre. Yani siyasal bilgiler mezunu, Galatasaray mezunu, yavaş yavaş ODTÜ ve Teknik Üniversite mezunu olan bir elit zümre, birkaç yüz kişiden oluşan bir elit zümrenin asıl darbe yediği, asıl belinin kırıldığı hadise 1971 darbesidir. Çünkü o tarihte hepsi de tutuklandı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir yenilik yaşandı. Okumuş yazmış üniversite mezunu insanlar, üniversite hocaları şeyde tutuklandıklarında emniyette ve askeriyede dayak yediler. Hatta işkence gördüler. Bu görülmemiş bir olaydı daha önce ve ciddi bir şekilde demoralize etmekte o kesimi önemli bir faktör oldu. 1980 darbesi aslında o en kaymak tabakaya, yani yazar çizer takımına çok da fazla dokunmadı. Belli başlı insanların birçoğu hemen yurt dışına kaçtılar zaten 1980'de. Buna karşılık onların altındaki çok geniş bir kesim, yani üniversite öğrencileri, yeni yeni kitleselleşen üniversite mezunu
üniversitelerin yeni mezun ettiği kesimler, yani 20-25, 28, 30 yaşlarında olup da az çok okumuş olan fakat kaymak tabakaya mensup olmayan çok geniş bir kesim ağır bir darbe yedi. Yani on binlerce, yüz binlerce insan tutuklandı. Tutuklananların hepsi şiddetli bir şekilde aşağılandı ve kötü muamele gördü. Daha en önemlisi gururları kırıldı. Yani asker muamelesi gördüler, kışla muamelesini gördüler. Bu Türkiye'de asıl kırılma budur zannediyorum. Büyük bir kırılmadır. Cumhuriyet'in ilk 60 yılı, aslında çok dar bir okumuş zümrenin, çok çok belirli, çok tanımlanmış, herkesin birbirini tanıdığı bir küçük mahallenin, belli başlı bir elin parmakları kadar okuldan mezun olmuş olan insanların, Babade birbirine komşu gazetelerde ve dergilerde yazı yazan insanların, kendilerini memleketin asli sahibi olarak gördükleri ve bunun getirdiği bir tür idealizm diyelim, bir tür saflık diyelim, bir tür memleket hakkında ahkam kesme diye özetleyebileceğimiz bir yaklaşıma sahip oldukları bir dönemdi. Bu kesimin Türkiye'deki pozisyonu, bu kesimin Türkiye'deki gururu ve kibri diyelim, Türkiye'ye sahip olma duygusu 1980'den itibaren çok ciddi bir şekilde kırıldı. 1980'den sonra artık Türkiye bir modern bürokratik ülke olma yolunda asıl büyük dönüşümü yaşamıştır. Yani bir dev bir bürokrasi, dev bir polis teşkilatı ve bunun altında küçük ve güçsüz insanlardan, milyonlardan oluşan bir ülke olma, yani modern, gerçek anlamda modern bir ülke olma yolunda önemli bir adım attı. Çok radikal bir adım attı. Şimdi demin şey dedin, bu neden böyle bir travma yaşattı bu darbe Türkiye'ye dedin. Bu darbe Türkiye'de nüfusun çok büyük kesimini çok fazla etkilemedi. Yani nüfusun belki %80'ini oluşturan kesim açısından, yani biraz disiplin lazımdı memlekete, iyi oldu Kenan Paşa memlekete şey getirdi, barış getirdi seviyesinde yaşandı. Fakat yüzde belki 10 veya 20 gibi bir kesim açısından, yani az çok okumuş yazmış olan, iyi kötü lise veya üniversiteden mezun olmuş olan ve 1980 öncesi dönemin bakış açısından memleketin yegane sahibi olarak kendilerini görmeye alışık olan kesim açısından derin bir kırılma, bir hayal kırıklığı, başka bir ülke, ülkenin gerçekleriyle tanışma dönemi oldu. Bir başka önemli değişiklikten söz etmek lazım. O da şudur. Türkiye'de 1950'lerden başlayıp, 50'lerin ortalarından başlayıp, yani Mısır'da Nasır ihtilalinin olduğu günlerden başlayıp 1980'e kadar, 1970'lerde biraz azalsa da 1980'e kadar süren bir şey vardı. Orduyu ilerici ve idealist bir güç olarak görmek, yani ordu gençlik el ele, Atatürkçü atılımın aktörleri olarak orduyu görme hadisesi vardı. Subayları birer saygı objesi olarak görme ve onları bir modernleştirme, ilerletme ve halkçılık gibi konularda topluma öncülük edecek bir kesim olarak görme alışkanlığı vardı. Bunun çok acı bir şekilde kırıldığı ve tükendiği nokta oldu 1980. Şu görüldü, ordu dediğin şey bir sürü ahmak, dar ufuklu, cahil ve gaddar insanlardan ibarettir. Bildiğin ordu, yani askere gittiğimizde tanıdığımız mantıksızlıkla, cahillikle, toz toprakla, dar kafalılıkla yürüyen bir kurum. Bir tankı şuradan buraya götürmekten aciz olan bir cahil bir kurum. Yeteneksizliğin prim yaptığı bir kurum olarak tanıdığımız ordunun herhangi bir siyasi misyonu olamayacağını, bu misyonun olsa da
olumlu bir yönü olmayacağını pek çok insana, okumuş insanlara Türkiye'de gösterdi. Halk zaten bilirdi bunun böyle olduğunu. Fakat belli okullardan mezun olan, özellikle siyasal bilgiler ve Galatasaray'dan mezun olan insanların kafasında bir hayali Türk ordusu vardı ki o hayali Türk ordusu 1980'de Kenan Evren macerasıyla tarihin çöplüğüne gitti. Bu da önemli bir dönüm noktasıdır. Çok yeni bir çağın başlangıcıdır Türkiye'de. Gene de bu dediklerin yeterince somut gelmiyor bana bir dönüm noktası olarak addetmek için. Yani ülkenin aydınları ülkenin gerçekleriyle yüzleştiler ve hayal kırıklığına uğradılar. Ülke bürokratik polis devleti olma yolunda hızlı adımlar atmaya başladı. Ki bu gibi darbeler yaşamayan ülkelerde de benzer bir süreç çok daha doğal ve organik bir şekilde gelişti. Yeterli bir sebep mi acaba 12 Eylül'ü bir dönüm noktası olarak algılamamız için, yoksa gerçekten bu hayal kırıklığına uğrayan sınıfların bu hayal kırıklığını gereğinden fazla yüksek sesle mi duyuyoruz biz? Nasıl duyduğunuzu bilmiyorum. Yalnız sizden önceki kuşağın tahsilli kesimleri, diğer kısmından söz etmiyorum. Tahsilli kesimleri açısından hayatlarında radikal bir kırılmaydı 1980 yılı. Öncesinin de bunda tabii önemli bir rolü var. Çünkü 1970'ler, daha doğrusu 1968'den başlayarak 1980'e kadar geçen 12 yıllık dönem büyük bir kaos dönemiydi, büyük bir kargaşa dönemiydi ama aynı zamanda büyük bir umut dönemiydi. Yani kavga edilecek bir sürü şeyler başarılacak. Biz, yani bu kesim, deminden beri sözünü ettiğimiz kesim açısından biz bu ülkenin asli sahibiyiz. Demokrat Parti geldi, Demirel geldi, sulandırıldı ülkenin yönetimi, belli ölçülerde güç elimizden gitti. 12 Mart darbesi geldi, hepimiz dayak yedik, hepimiz çok acı tecrübelerden geçtik. Fakat mücadelemizi sürdürmek suretiyle ülkede hakkımız olan pozisyonu alacağız fikrinin egemen olduğu bir dönemdir. Özetle 1968-1980 dönemi. Bunun bir daha geri dönmeyecek şekilde kırılma noktasıdır 1980. Bu insanlarda şöyle bir sonuç doğurdu. Bir, tabii bir çok ciddi bir güvenlik sorunu vardı. Herkes, tanıdık tanımadık herkes tutuklanıyordu ve tutuklananların işkence gördüğü anlatılıyordu. Dolayısıyla pek çok insan ya kaybolma gereğini duydu ya yurt dışına kaçtı. Bir takım kariyerleri yarım bıraktı. Üniversitelerden bir sürü insan kovuldu, ayrıldı, uzaklaştırıldı. Pek çok o dönemde yetenekli, kalifiye insan büyük şehirleri bırakarak sahil kasabalarına göçtü. Yani mesela Kaş köyünün, mesela kasabasının tarihinin başlangıcıdır. Bodrum'un da aslında dönüm noktasıdır. 1980 olayları, 1980 darbesi. Bir sürü insan İstanbul'da yaşayamayacağını tespit ederek küçük yerlere gitti veya yurt dışına gitti. Yani birçok insan açısından kişisel yaşamlarında bir dönüm noktasıydı. 3 yıl sustu ülke. Yani kimse başını kaldırmadı, herkes evine kapandı. Söz söylemek imkansızdı, tartışmak imkansızdı. 3 yılın sonunda 83'te yeniden açılmaya başlandığında şu görüldü. Artık başka bir ülkedeyiz. Yani ortalık serbest olunca ve bir takım şeyler yeniden mümkün hale gelince 1980 öncesine dönülmüyor. Yani Kenan Evren'den sonra Turgut Özal var. Ve Turgut Özal çağı Türkiye'de yeni bir kesimin, yeni bir janrın, yeni bir genç elit zümresinin, genç iş adamları derneklerinin parladığı bir çağdır. Business yapan, ülkenin ağır konuları hakkında fikir sahibi olmayan yahut da umurunda bile olmayan yeni bir kesim ortaya çıktı. Yeni bir burjuvazi, yani artık otomobil sahibi olmayı doğal hak olarak gören yeni bir orta sınıf ortaya çıktı. Ve onlarla birlikte ülke başka bir ufka doğru yol almaya başladı. Bir kırılma noktasıydı birçok kişi için. Fakat dediğim gibi bu birçok kişi
Türkiye'nin sayısı, ben size söyleyeyim, 1982 referandumunda hayır oyu verenlerin sayısı kadardır. Yani %9 olarak saymak hiç yanlış olmaz. Korkusundan evet cevabı verenlerden de bir %1 ekleyelim, %10 olsun. Bir zümre için bir dönüm noktasıydı ve bu zümre Türkiye'de ağırlıklı bir zümre olduğu için Türkiye için bir dönüm noktasıydı 1980 darbesi. Ancak 70'ler biraz önce de bahsettiğin gibi korkunç bir kaos dönemiydi. Yani ülkede gittikçe terör tırmanıyordu, anarşi tırmanıyordu, her yerde insanlar birbirlerini kesiyorlardı. 80 darbesi bu bakımdan meşru bir darbe miydi sence? Yani askerin iktidarı ele alıp bu anarşiyi ortadan kaldırması gerçekten gerekiyor muydu, yoksa bu anarşi bir şekilde kendi kendini çözebilecek miydi? Çözebilecek gibi değildi, hayır. Yani 1974 veya 75'tir dönüm noktası. 1974 veya 75'ten itibaren Türkiye bir kaos dönemine girdi, bir çatışma dönemine girdi. Bu çatışmanın neden yeterli analizinin yapılabilmiş olduğunu zannetmiyorum. Yani üzerinde çok şey söylendi, üniversitelerde, sokaklarda, varoşlarda karşıt görüşlülerin nasıl çatıştığı anlatıldı. Fakat gerçekten bunun nihai nedeni neydi? Neden ülke birdenbire böyle bir kaosa sürüklendi? Bu konuda sağlıklı analiz yapılabildiğini zannetmiyorum. Birkaç tane tez var. Bir teze göre Amerikalılar veya yabancı güçler ortalığı karıştırdılar. Bunun çok inandırıcı olduğunu sanmıyorum. Yani mutlaka bir rolleri olmuştur. Yani şeyi biliyoruz. Solcu görünen grupların birçoğu el altından yabancı istihbarat teşkilatları tarafından destekleniyordu. Sağcı diye bilinen gruplar da en azından yurt içinde devlet istihbarat örgütleri tarafından örgütleniyordu. Onların da içinde mutlaka yabancı parmağı vardı. Bir çatışma beslendi ve örgütlendi ve silah verildi, para verildi, hadi aslanım yürü denildi. Bir çatışma noktasına gelindi. İkinci bir tez 1983-84-85-86'da çok sık olarak duyuldu. O da şuydu: asker bu işi teşvik etti. Darbeye zemin hazırlamak için bir kaosu besledi. Nitekim 1980'in 12 Eylül'üne kadar sokaklarda kan gövdeyi götürürken, her gün 10-15 kişi öldürülürken, 12 Eylül'den sonra bıçakla kesilmiş gibi kesildi bu olaylar. Bu da deniyor ki yeterli kanıttır bu işin arkasında asker vardı diye. Çok inandırıcı gelmiyor bana bu öykü. Çünkü 12 Eylül'ün yönetici kadrolarını tanırsan eğer, yani o 5 general 5'i bir yerde çıkıp cuntayı kurdular. Yani onların kalibresine, onların zeka düzeyine, onların beceri düzeyine baktığın zaman böyle bir şey pek mümkün görünmüyor. Yani öyle büyük planlar yapabilecek, uzun vadeli karmaşık komplolar kurabilecek insanlar değil de Allah'ın öküzüydü adamlar. Yani tüm dünya ordularının böyle bir ortak özelliği vardır. Türk ordusunda bu çok daha belirgindir. En ufak bir kişilik sahibi olan, en ufak bir bireysel yetenek sahibi olan herkes elenir. Yani kariyerin bir aşamasında taş çatlasa albaylık düzeyine kadar yükselebilir. Hiçbir şeye karışmayan, hiçbir, yani evet efendim demek dışında ve emirlere uymak dışında bir özelliği olmayan, vasat zekalı olanlar generalliğe yükselirler. Özellikle Kenan Evren'in şahsında bu alabildiğine net bir hadiseydi. Tipik normal koşullarda, normal rekabet koşullarında olsa olsa 20-30 daireli bir apartmana yönetici olabilecek, işte kapıcı parası toplayan, toplantılar için 80 maddeli gündemler hazırlayan, herkesin arkasından güldüğü bir salak, bir yöneticiydi Kenan Evren. Bir kalifikasyonu olmayan bir kişiydi. Bunlar öyle yıllar boyu sürecek bir entrika ve organizasyonun içine girmiş olabilirler mi? Tahmin etmiyorum. Bir şekilde ülke çıldırdı.
bilemediğimiz bir nedenle ülke çıldırdı. Özellikle gençlik çıldırdı. Özellikle az da olsa okuma fırsatı bulmuş olan gençlik, hem sağ hem sol kesimde, bir toplumun fonksiyonel gerçeklerine intibak edememekten doğan bir çılgınlık sürecine girdi. Amerikalılar her zamanki gibi bir kendi cinnetlerini yaşamaktaydılar. Her taşın altında komünizm görüyorlardı. Eyvah, Türkiye komünistlerin eline mi düşecek korkusuyla müdahale ettiler ve karıştılar. Zaten kaynayan bir kazanın içine bir kepçede onlar soktular. Bütün olayların çığırından çıkmasına yol açtılar. Ve evet, yani 1979'a gelindiğinde ülke büyük bir hızla iç savaşa doğru sürükleniyordu. Bundan dolayı 1980 darbesi Türkiye'de üniversiteli gençlik kesimleri dışındaki hemen hemen her kesim tarafından olumlu karşılandı. Aman yani... İyi ki bu herifler geldiler de birazcık ortalığı düzenleyecekler. Hiçbir zaman 12 Eylül komutanları birer, halkta birer sempati objesi olmadılar, lider olmadılar, duygusal bir yakınlık kurmadı halk bunlarla. Fakat bu memleket bundan anlar, bunlar kafasız birer başçavuş. Ama bize de kafasız birer başçavuş lazım. Ortalığı temizlesinler, sonra giderler bunlar fikri. Toplumun %91'lik bir kesimini etkisi altına aldı. O generaller yerinde olsan sen de 1980 yılına gelindiğinde benzer düşünmez miydin? Kan gövdeyi götürüyor. Ülkenin her yerinde olaylar yaşanıyor, çatışmalar yaşanıyor. Bir şekilde aşırı güç uygulayıp bunu durduracağız. Ondan sonra ülke tekrar rayına girene kadar 1-2 yıl sonra istifa edeceğiz. Aynı anda bunu yapmadılar mı? Evet, aynen bunu yaptılar. Ki birçok ülkeye baktığımızda, yani Endonezya'dan Yunanistan'a kadar genelde bu gibi durumlarda bu yaşanır. Yani Türkiye için istisnai bir durum olmasının sebebini anlamıyorum 80 darbesinin. Yani istisnai bir durum derken Endonezya veya Yunanistan içinde o dönemin askeri rejimleri ne kadar büyük travmaysa Türkiye için de o kadar büyük travma oldu. Yani çok büyük bir fark yok ki Türkiye'nin bu ülkelerde. Ancak hikayenin farklı yönlerinde ele aldığımızda daha ilginç entrikalar ortaya çıkıyor. Birazcık da cezbedici tarafı o değil mi? Yani bu Çorum'da, ondan sonra Maraş katliamında olmaması gereken yerde olmaması gereken silahların bulunması, şüpheli insanların durmadan orada saptanması... Yani çok fazla veri yok mu bunun bilinçli bir şekilde, en azından bu tikel olayların bilinçli bir şekilde çıkarıldığının ve bu kaosun bilinçli bir şekilde yaratıldığının? Şuna ben ikna olamıyorum. Bütünüyle bu olayın bir global olarak orkestre edilmiş, organize edilmiş bir olay olduğuna ben inanmıyorum. Yani birileri bir yerde masa başında planlayıp arkadaşlar Türkiye'yi kaosa sürüklüyoruz diye bir plan yapmadılar. Bunu böyle yürümüyor dünya. Türkiye kendiliğinden bir kaosun içine sürüklenmeye başladığında tüm oyuncular, global oyuncular bu şeyin içinde, bu kaosun içinde, bu kaynaşmanın içinde bir rol oynadılar, girdiler, dahil oldular. Yozlaşmışlık ve yolsuzluk en önemli faktörlerden biridir. Yani insanlar birbiriyle çatışıyorsa akıllı bir iş adamı bunlara silah satar. Onlara askeri eğitim verir. Onlara git bak düşmanlarının bir kısmını Çorum'da öldür der. Bir kanlı kavga ortamını tırmandırır. Ondan sonra gider karşı tarafa da silah satar. Bu opportunizmdir, başka bir faktör olduğunu o kadar düşünmüyorum. Şu soru gündemdedir, akla gelmektedir. Kıbrıs çıkartması, Kıbrıs savaşı Türkiye açısından son derece cesur, son derece oyun değiştirici bir hamleydi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Lozan'da oluşturulmuş olan statükoyu Türkiye'nin kırma teşebbüsüydü. Bunun cezalandırılması ciddi bir şekilde gündeme geldi. Asala hadisesinin ortaya çıkışı tarihi şey olarak o kadar çarpıcıdır ki 2. Kıbrıs
harekatının tamamlanmasıyla birlikte, 2. Kıbrıs Harekatı günlerinde dünyanın her yerinde Türk temsilciliklerine ve Türk kurumlarına yönelik Rumların, Kıbrıslı Rumların saldırıları, gösterileri vesaire olmaya başladı. Ve birdenbire o günlerde ASALA diye bir teşkilat ortaya çıktı. Evet, Türk diplomatik kurumlarına karşı suikast düzenleyen. Bunun Kıbrıs'tan bağımsız olduğunu kimse söyleyemez. Evet, yani birileri Türkiye'nin canını yakmak, Türkiye'yi diplomatik sahada, askeri sahada küçük düşürmek, ezmek için bir takım teşebbüslere girişti. Türkiye'de 1975'ten sonra ortaya çıkan kaosun asıl faktörü bu muydu, asıl yönlendiricisi bu muydu? İnanmakta zorluk çekiyorum. Yani öyle büyük komplolar yok dünyada. Peki bu özel harp dairesi, kontr gerilla vesaire gibi, yani tam olarak Türkiye'yi uluslararası sahada küçük düşürmek değil de Şili'de, Nikaragua'da Amerika'nın uyguladığı politikalara benzer bir şekilde ordu içinde konuşlanmış bazı birimler vardı ve bu insanlar bu olaylarla bazı yönleriyle alakalıydı ister istemez. En azından devlet büyüklerimiz böyle düşünüyordu. Onların sence hiçbir rolü olmadı mı bu tırmanışta, bu anarşinin tırmanışında? Şimdi Şili'de açıkça Amerika'nın Güney Amerika'daki, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Amerika'daki egemenliğine meydan okuyan düşman bir kişi Cumhurbaşkanı seçilmişti. Onun devrilmesi için, onu devirmek için Amerika'nın harekete geçmesi doğal, yani mantıklı bir şey. Nikaragua'da bir iç savaş vardı ve Nikaragua'da devrimci birlikle aynen Küba'da olduğu gibi ülkeyi ele geçirmek üzereydiler. Buna karşı Amerika'nın tedbirler almasında ben mantıksız bir şey göremiyorum. Türkiye'de böyle bir şey yoktu ki. Yani evet, Bülent Ecevit rahatsız etti dünyanın egemen çevrelerini, NATO'yu, yani kuşkuya düşürdü. Türkiye'nin müttefik olarak güvenilirliğini zedeleyici davranışlarda bulundu. Fakat Bülent Ecevit'i kontrol altına almak o kadar büyük bir sorun değildi. Yani Salvador Allende ile kıyaslanabilecek bir durum yoktu ortada. Yani bir tarafta Şili açıkça Amerika Birleşik Devletleri'ne düşman bir rejimin eline geçiyor. Türkiye'de öyle bir şey yoktu. Zannetmiyorum. Türkiye'deki rejimi çöpe atmayı gerektirecek çapta bir risk yoktu. Bu NATO'nun bahsettiği, bu fifth column diye bahsettiği, içerideki düşman diye mi çeviririz artık? Buna benzer bir süreç İtalya'da yaşanmadı mı? Yani Anni Di Promo diye geçen işte kurşun yılları ve orada da aslında Türkiye'ye benzer bir hikaye. Benzer kurşunlarla öldürülen, yani aynı silahtan çıktığı ya da aynı yerden geldiği belli olan kurşunlarla öldürülen iki farklı tarafta insanlar. Ve burada aslında şey olmuş olması, yani bu açıdan hani Cumhurbaşkanı'nı ya da rejimi buraya koymaktan ziyade içeride bir iç savaş gibi bir şey var sonuçta. En azından benim 70'lere dair anladığım şey bu. Yani sokak çatışmaları, şunlar bunlar daha düşük tempolu bir iç savaşa işaret ediyor. Burada kimin galip geleceği, nasıl galip geleceği çok da kesilememiş de olabilir. Yani tamamen o olasılığı çöpe atmak belki çok doğru değildir o yüzden. Yani İtalya ile Türkiye'yi kıyaslamak doğru. İtalya ile Türkiye benzer koşullar dediler. Her ikisi de. Sonuç olarak NATO ittifakı içinde Amerika'nın müttefiki olan ve bu ittifaktan çıkmaları ihtimali çok zor olan, yani çok uzak bir olasılık olan ülkelerdi. Yönetilemez hale geldikleri bir gerçekti. Yani her iki ülkede de kendi iktidarı için, kendi parasal çıkarları ve iktidarı için her türlü yolsuzluğu yapan, her türlü pisliği göze alan ve birbirleriyle çatışan gruplar vardı. Yani bu her iki ülkede dokuları gevşemiş, dokuları çürümeye yüz tutmuş ülkelerdi. Çürüyen bir dokuyu daha fazla iltihap yaratarak, daha fazla suikast düzenleyerek düzeltebileceğini zanneden budalalar mı yönetiyor Amerikan istihbarat teşkilatlarını sizce? Yok, belki de şöyle oluyordur. Yani Amerika Türkiye'ye, İtalya'ya bazı birimler konuşlandırıyordur ve diyordur ki yani size hani ödenek sağlıyoruz, silah sağlıyoruz, komünizmin ilerleyişini durdurun bu ülkelerde. Ancak bu insanlar yanlış bazı işlere karışıyordur. Ondan sonra kaos hani yükseliyordur, tırmanıyordur. Ardından eninde sonunda kaçınılmaz bir şekilde gene Amerika'nın yeşil ışık yakmasıyla darbe oluyordur. Yani yanlışlıkla olay tırmanıyor olabilir. Ancak Amerika'nın burada bir parmağı olmadığı anlamına gelmez bu.
Aslanlı Yolda bu o zamanı anlatırken Tunceli'ye gittiğiniz zamanı mı anlatıyordunuz? Öyle bir şeydi yani. Şöyle bir şey söylüyordunuz. Evet. Devrim ha geldi ha gelecek diye bekliyoruz. Yani böyle bir evet. Bu hali varmış Ankara'da. Bir sürü genç sokağa çıkıyor, ölümü göze alıyor, dağa çıkıyor vesaire. Hani böyle bir hava var ortada. Solcu örgütlerde evet böyle bir beklenti vardı. Bugün yarın devrim olacak diye. Bu yani bu maalesef bir gerçek. Fakat bunun yani absürt bir beklenti olduğunu anlamak için yani 30 yaşını aşmış olmak yeterliydi o tarihte. Yani devrim yapıyorlar. Kaç kişi devrim yapıyor? 30 taneden fazla benim sayabildiğim bir şey vardı. Solcu örgüt vardı ve bu solcu örgütlerin asli işi birbirleriyle vuruşmaktı. Birbirlerini vuruyorlardı. Böyle bir yapılanmayla devrim olabileceğini sanabilirler işin içinde olanlar. Fakat ülkeye belli bir mesafeden bakanlar, bir strateji oluşturma pozisyonunda olanların buna inandıklarını katiyen zannetmiyorum. Yani bir gerçek bir devrim ortamı yoktu. Tam tersi ileri sürülmüştür. Yani asıl devrimi Amerikalılar yaptılar, Özal yaptı diye bir tez ileri sürülebilir. Yani asıl amaç ülkeyi uluslararası kapitalizme radikal bir şekilde açmaktı. Bunun için önce bir takım seçeneklerin elenmesi gerekiyordu. Ülke içindeki şeyin iktidar yapılarının, ülke içindeki sınıfsal yapıların sarsılması ve değiştirilmesi gerekiyordu. Denebilir belki ama bu da bana çok inandırıcı gelmiyor. Bu düzeyde bir planlamanın dünyada mümkün ve mevcut olduğuna inanmıyorum. Yani kimse baştan sona Amerika'da böyle hani dünyayı yöneten bir grup güç bunu baştan sona tasarladılar her bir adımını demiyor olsa bile Amerikalılar 1970'ler dünyasında bunda muhtemelen bir parmağı vardı ve bu konuda birçok delil var ve ordu da Amerika'dan yeşil ışık almadan bu darbeyi yapamazdı diyorlar sanırım. Doğrudur. Yani meşhur şey olayı vardır. It's our boys. Başkan Carter'a ne oluyor Türkiye'de diye sorduğunda merak etme bizim çocuklar demişler. Bu ifade eğer doğruysa yani bu anekdot doğruysa şayet zannedildiği kadar önemli bir anekdot olmayabilir. Yani söyledikleri şu olabilir. Yani bunlar komünistler falan değiller. Ülkeyi acayip yerlere götürmüyorlar. Kendi aralarında bırak kavga etsinler anlamına da pekala gelebilir. Bu şey bana hep şunu düşündürmüştü söz. Acaba evet. Ordunun içinde başka bir odaktan da mı korkuyorlardı? Çünkü ne kadar az sayıda olsa da bu sol örgütlerin toplam tonajı bilmem nesi içeride gerekli yerlerde gerekli kontakları sağladıktan sonra ordu yola böyle bir şey yapılabilirdi. Yani çoğu yerde böyle şeyler oldu. Çok ufak azınlıklar kalktı. Komünist devrimler yaptılar. Sosyalist düzene çevirdiler askeri darbeler yoluyla. Benim mesela o şeyde hep acaba askerin içinde başka bir kanat da mı olabilirdi? Bundan da mı korkuyorlardı? Şimdi 1960'larda Türk Silahlı Kuvvetleri içinde şiddetle Amerika'ya karşı olan, kendini solcu olarak düşünen Mısır ve Suriye'deki sol Baasçı ya da Nasırcı rejimlere sempati duyan bağlantısız ülkeler hareketine meyyal kişiler vardı. Özellikle 12 Mart darbesinin bu kişileri tasfiye etmek amacıyla gerçekleştirildiği söylenir ve muhtemelen doğrudur. 1980'e gelindiğinde böyle bir şey kalmış mıydı bilmiyorum. Zannetmiyorum. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri 1971'den itibaren çok ciddi bir şekilde tasfiye edilmişti. İdeolojik açıdan tehlikeli, riskli sayılabilecek olan insanlar temizlenmişti. Fakat olay şu, bir doku çürümesi vardı ülkede ve silahlı kuvvetlerin de bundan etkilenmemiş olması düşünülemez. Yani silahlı kuvvetler içinde hiç şüphesiz çok sayıda general birbirlerinin gözünü oymak, onlar darbe yapmadan ben darbe yapayım bari demek pozisyonundaydılar. Bunların her biri kendi sivil silahlı gruplarını destekliyorlardı. Çeşitli sol ve sağ gruplar ordu içindeki çeşitli şahıs ve kanallar tarafından destekleniyordu.
ve ülke bir kaosa doğru gidiyordu. Bu kaosu durdurmak için Amerika'nın kendisine sadık olduğuna inandığı generaller vasıtasıyla bir darbe yapması makul bir şeydir. Fakat kaosu neden kurdular? Yani kaosa kim sürükledi memleketi? Niçin kaosa gitti? Çünkü sistem yanlış kurulmuştu. Çünkü 1960'tan itibaren sivil kurumların tamamen tahrip edilmesi, askerin tüm cehaleti ve hoyratlığıyla ülkeye sahip olmaya çalışması ve bunu becerememesi, başaramaması durumu yaşanmıştı. Bunun sonucu olarak Türkiye gitgide yolsuzluğun ve çürümüşlüğün egemen olduğu, evliliği kimin cebinde belli olmayan bir kaos dönemine doğru gitti, devam etti. Olay buydu. Bunun kasıtlı olarak yaratılmış olduğunu düşünemiyorum. Yani kasıtlı olarak yaratılmışsa eğer, akla gelen tek makul açıklama Kıbrıs harekatının misillemesi. Yani Kıbrıs harekatına karşı Türkiye'nin cezalandırılması söz konusu olabilir. Ama o da bana abartılı geliyor, fazla geliyor. Yani evet, Kıbrıs Savaşı yüzünden, Kıbrıs olayı yüzünden Türkiye cezalandırıldı. Ama bunca yıllık NATO müttefikini çöpe atmak yapılabilecek bir şey değildi, mantıklı bir şey değildi. Kasıt kısmını bir kenara bırakırsak, sonuçta evet. 70'lerden itibaren Amerika'da ve Batı Avrupa'da bir ekonomik de bir değişim yaşanıyordu. Yani çoğu yerde işte bu İtalya ikamenli evet. sanayiler dışarı bırakılıyordu. Devlet önderliğinde sanayileşme bir köşeye bırakılıyordu. Ve işte liberal, daha açık neoliberal belki, tandanslar türemeye başlamıştı. Hı-hı. Bu noktada zannediyorum 80 darbesinin bir yanı da, yani kasıtı bilmem neyi bir kenara bırakırsak, Türkiye'yi buna hazırlayan bir ara dönem gibi bir şey oldu aslında. Yani bu düzene geçmenin gördüğüm kadarıyla, yani çoğu ülkede bu zorlu bir süreç. Çünkü verilen bir takım haklar alıyorsunuz. Bir takım içeride çıkarlar oluşmuş. Bunları yok etmek gerekiyor. Bunu yok etmek için aslında bir temiz sayfa açmış gibi de görebiliriz zannediyorum. Sonuçta ona yaradı. Yani sonuçta 12 Eylül rejimi Turgut Özal'a yaradı. Özetle, yani bir simgesel olarak konuşmak gerekirse. Generaller pastayı pişirdiler. Turgut Özal ve Anavatan Partisi pastayı yedi. Maksat o muydu? Yani bu bir plan mıydı? Amaç bu muydu? Olabilir, bilmiyorum. Bunu öyle olduğunu söyleyenler var. Emin olamıyorum. Bilemeyeceğimiz şeyler bunlar. Yani spekülasyon yapıyoruz. Maksadı bir köşeye bırakacak olursak, uzun vadede bu ekonomik dönüşüm iyi bir şey olmadı mı acaba Türkiye için? Yani bu ilk başta bahsettiğimiz yeni bir egemen sınıf türedi, business insanı türedi, Türkiye'yi güdümünü onlar eline aldılar. Ben bu insanlarla konuştuğumda çok daha gerçekçi ve dünyayı daha iyi tanıyan insanlarmış gibi geliyor. Şeyle kıyasladığımda, 80 öncesinde hala yaşayan solcularla konuştuğumda, yani bu izlenimi alıyorum. Dolayısıyla Türkiye için yani bu dönüşümün olması, 1000 yıl sonra bakacak olursak, yani çok daha kendimizi uzakta ve objektif bir perspektiften bakacak olursak, acaba o kadar da kötü bir şey miydi bu insanların ülkenin dümenini ele almış olması? Değildi, doğruydu. Yani entelektüel olarak, ideolojik olarak, sosyal olarak Türkiye tıkanmıştı 1970'lerde. Bu tıkanmanın sonucu olarak ağır hastalık belirtileri göstermeye başladı. 1980'den sonra, 1983'ten sonra yeni bir sayfa açıldı, yeni bir dönem başladı. Birçok açıdan Türkiye için daha özgür bir dönemdi. Daha bir ekonomik canlanma, bir belli ölçüde kültürel canlanma dönemiydi. O döneminde borusu 40 yıl öttü. Bugün onu, o dönemin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün yine bir kez daha tıkanmış ve tükenmiş görünüyor eldeki seçenekler. Yeni bir döneme geçmenin, yeni bir başlangıç yapmanın doğum sancılarını, sıkıntılarını yaşıyoruz şimdi Türkiye'de. Yani tam 40 yıl sürdü. Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle. Yani o neoliberalizmin Reagan ve Thatcher'la ve Türkiye'de Özal'la başlayan yeni sosyal yapılanmanın, yeni ekonomik yapılanmanın önce bir takım faydaları göründü. Sonra gitgide tıkandı ve tükendi ve bambaşka bir yere varıldı. Ve
Evet, yani o dönemde 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda dönüşümün iyi bir dönüşüm olduğu kanısını taşıyordum ben de. Peki şahsi bir soru soracak olursam, sen 80 darbesini duyduğunda ne düşünmüştün ilk duyduğun anda veya onu takip eden günlerde? Amerika'da Allah kahretsin. Miydi? Amerika'daydım. Yani yazı Türkiye'de geçirmiştim. Darbeden bir hafta önce New York'a gitmiştik. Yani birincisi ucuz kurtulduk duygusuydu. Yani bir hafta daha kalsaydık Türkiye'de sağ çıkmazdık bu işten duygusunu yaşadık. Şu vardı, 1978-79'da, 77-78-79'da canla başta sol hareketin içinde olduktan sonra 1980'de gitgide derin bir hayal kırıklığına uğramıştım. Yani bu adamlar sol mol değil, faşist ve söyledikleri şeyin bir anlamı yok. Ne istediklerini bilmiyorlar, manipüle ediliyorlar. Kör dövüşü bu duygusunu yaşamıştım 1980'de. O dönemde Karl Marx'ın bir kitabını uzun, 3 senelik bir çalışması onun için de Türkçe'ye çevirmiştim. Ve darbeden 2-3 ay önce nihayet basılmıştı. Fakat basılma noktasına gelindiğinde 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda bütün teorinin, yani Marksist teorinin bir deli saçması olduğu kanaatine varmıştım. Dolayısıyla darbenin gerçekleşmesi bende çelişkili duygular yarattı. Yani bir yandan şey diye düşündüm. Yani bu kaçınılmazdı. Buraya geliyordu. Yapacak başka bir şey yoktu. Öbür türlüsü daha kötü olacaktı. Yani solcular daha güçlense Türkiye'de daha beter olacaktı duygusundaydım. Öte yandan gelen adamların, iktidara gelenlerin ne mal oldukları son derece netti. Yani o günkü konuşmalarına, televizyonda söyledikleri laflara baktığın zaman dehşet verici bir ahmaklık ve avamlık düzeyi, bir zeka körlüğü ile karşı karşıyasın. Eli sopalı asker, zaptiye bunlar. Zaptiye geldi memleketin başına ve bu ülkede benim sevdiğim, tanıdığım ve saygı duyduğum insanların hepsinin başının çok feci surette derde gireceği anlamına geliyordu. Nitekim öyle oldu. Yani sevdiğim ve tanıdığım hemen herkes ciddi surette etkilendi. Birçoğu hapse girdi çıktı, yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Hayatları alt üst oldu. Peki insan böyle tehlike gördüğü ve hani şu an ülkeye dönmesem daha iyi olur dediği noktadan gidebilirim artık denen noktaya nasıl gidiyor ve giderken bu yolda nasıl şeylerden geçiyor? 2 sene boyunca Türkiye'ye gelemedim. Hatta benim açımdan olay oldukça netti. 81'de evlenmeye karar verdim. Evlenmek demek benim için artık ben Amerika'da kalacağım anlamına geliyordu. Türkiye yerine Güney Amerika ile ilgilenmeye başladım. Yani 3. dünya ihtiyacımı Türkiye yerine Peru'da ya da Kolombiya'da ya da Ekvador'da gidermeye başladım. Amerika'da bir kariyerin, bir akademik veya hukuk kariyerinin adımlarını atmaya başladım. 2-3 sene öyle geçti. İlk kez 82'de kısa bir ziyaret için Türkiye'ye geldim. Bir özel bir nedeni vardı onun. Ve sahte pasaportla geldim. Yani ben olarak gelmedim Türkiye'ye 82'de. Ve bayağı da korktum doğrusunu istersen. 83'te ilk kez hakiki kimliğimle ve kendimi göstererek Türkiye'ye gelebildim. Gelmeye cesaret ettim. 83'te yavaş yavaş 3 yıllık bir karanlığın ardından bir canlanmanın belirtileri görünüyordu. 83 müydü, 84 müydü? 83'te artık yavaş yavaş insanlar konuşmaya, yeni anayasayı tartışmaya, yeni dönemin siyasi oluşumlarını ortaya çıkarmaya başlamışlardı. 84 çok daha heyecanlı bir seneydi. 84'te geldiğimde daha sonra iletişim yayınları
şeklini alacak olan oluşum ortaya çıkıyordu. Osman Kavala Türkiye'ye dönmüştü. 83 bunlar. Bak 83 yazında Osman Kavala ve eski birikim grubu çevresinde Yeni Gündem dergisi hazırlanıyordu. Daha doğrusu bir haftalık dergi hazırlanıyordu. Sonra zamanında o dergiyi çıkaramadılar. O derginin içinde yer alan bir grup ayrıldı ve Nokta dergisini çıkarmaya başladı. Nokta ve Yeni Gündem iki ayrı, aynı kazandan beslenen iki ayrı grup olarak ortaya çıktılar. Türkiye için bir devrimdi bu iki dergide. Daha önce Türkiye'de benzeri olmamış dergilerdi. Ağır entelektüel havadan uzak, popüler olmaya çalışan fakat yeni çağın değerlerini, yeni çağın haberlerini, yeni çağın daha açık ufuklu, daha modern haber anlayışını ülkeye taşıyan, daha önce konuşulmamış bir sürü konuyu gündeme taşıyan, kadın haklarıydı, cinsiyetti, çevre konularıydı gibi şeyleri ilk kez bunlardan söz eden dergiler oldu bunlar. Heyecan vericiydi, oldukça heyecan vericiydi. Bir de herkes, tanıdığım herkes şirket kurma derdine girmişti. Herkes reklam ajansı kuruyordu, herkes gazete dergi kurmaya çalışıyordu, herkes ithalat ihracat peşine düşmüştü. Yeni bir, genişleyen bir deneyim spektrumu ortaya çıkmaya başlamıştı Türkiye'de. Yani heyecanlı bir şeydi. 83'te döndüm. Amin Maluf'un bir kitabında vardı bu Lübnan İç Savaşı'ndan bahseden. Yani kalanların gidince şey dediniz ya, sağ kaldı, yani bundan sağ çıkamazdık orada olsaydık. Bu evet, elbette ki zor bir şey burada kalmak, ama giden için de bunun çok zor olduğunu, burada işte sevdiği insanlardan ayrı kalmak, inandığı meselelerden ayrı kalmak, bunun zor olduğunu söylüyordu. Ben de mesela bu 15 Temmuz meselesi olurken Çin'deydim ve bu yaşayan insanlarla beraber olamadığım için biraz aslında bir suçluluk benzeri bir şey duymuştum. Buna benzer bir hissiyat var mıydı sizde de? Yoktu, hayır. Hayır. Daha sonra yavaş yavaş oluştu. Yani 83-84'te oluştu. 80'de kafam oldukça netti. Yani Türkiye bok yoluna gitti. Burada yeni bir başlangıç yapmak gerekiyor. Daha doğrusu ben 74'ten itibaren Amerika'daydım üniversite için. Fakat 77-78-79'da gitgide artan oranda Amerika'daki eğitimimi ihmal edip Türkiye'deki olaylarla ilgilenmeye başlamıştım. Türkçe makaleler vesaire yazmaya, Türk tarihi, Türkiye tarihi tartışmaya, Türkiye siyaseti tartışmaya başlamıştım. 1980 darbesinden sonra kendime dedim ki, evladım aklını başına topla, Türkiye'den hayır yok sana. Burada, Amerika'da önce bir kısa bir süre hukuk okuma sevdasına düştüm. Sonra ondan vazgeçtim, siyaset bilimi okumaya karar verdim. Amerikan akademik dünyasıyla muhatap olmaya karar verdim. Orada evlendim. Bu da önemli bir faktördü. Orada ilk otomobilimi satın aldım. Oraya intibak etme sürecine girdim. Aradan 2-3 sene geçtikten sonra, özellikle Osman Kavala Türkiye'ye döndükten sonra, çünkü Osman Kavala da 81-83 yıllarında New York'taydı, bizimle beraberdi. Onun babası ölüp Türkiye'ye dönünce benim de aklım gene bu taraflara işlemeye başladı. Hataydı zannediyorum. Dönmemeliydim Türkiye'ye. Ama bunu ancak yıllar geçtikten sonra fark ediyorsun. Okay. Ağır oldu. Türkiye ümitsiz bir vakadır. Yani Türkiye düzelmez. Türkiye'nin siyasi yapısı, yönetim yapısı medeni bir insanı barındıramayacak bir yapıdır. Bir kör dövüşüdür, bir cahil kavgasıdır Türkiye'nin yönetimi ve bunun düzeleceğine, herhangi bir tarihte düzelebileceğine dair en ufak bir umut veya ipucu görünmüyor. Bunu da size söylemiş olayım. Yani ülkeyi yönetme sevdasına düşmeden kendi köşende bir yaşam oluşturabilirim diyorsan kendine, belli avantajları olan bir ülke. Ama kalkıp da kural dışı, sistem dışı bir eğitim sistemi kuracağım, insanlara felsefi ve sosyolojik ve tarihi konularda aydınlatacağım
sevdasına düşersen eğer çok kısa zamanda görürsün ki Türkiye böyle şeyleri affetmez. Asla affetmez. Sürüm sürüm süründürürler sizi. Hadi bakalım. Ağır tokat yes. Üstüne tokat oldu bu program. Tokat manyağı aldık. Sevgili arkadaşlar, bunu uzun bir hayal kırıklığı dönemi yaşamış yaşlı bir adamın hezeyanları olarak değerlendirin. Siz kafanıza göre davranın. Umudunuzu kırmayın. Zaten o noktaya gelirsiniz. Çıkmaz sonuçta. Zaten o noktaya gelirsiniz. Tamam. Görüşmek üzere. Bir Samo sürgününü de tamamladık. Erkin ve Arsen'le beraber haftaya gene bir konuyla karşınızda olacağız. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.